Bindusara'nın ölümü yaklaştığında imparatorluğunu sevdiği bir varise bırakmaya niyetliydi. Efsaneye göre Bindusara'nın reddettiği başka bir oğlu iktidar hırsından ötürü o kadar gaddarmış ki 99 üvey erkek kardeşinin hepsini katletmiş. Nefret edilen oğul sadece bir imparatorun giymeye yetkili olduğu kıyafetleri giymiş halde ölüm döşeğindeki babasının karşısında durup aşağılayıcı bir şekilde "Halefin artık benim" demiş. Bu Ahsoka'ydı ve daha yeni başlıyordu. Milattan önce 2. yüzyılda Hint İmparatoru Ahsoka, sadizm ve zulümde yeni uç noktalarıyla ünlü bir dehşet hükümdarlığı başlattı. Ahsoka'nın bakanları, sarayının etrafındaki bütün meyve ağaçlarını kesme emrine direnince Ahsoka şöyle dedi: "Tamam, onun yerine kellelerinizi keseriz." Şeytaniliği sınır tanımıyordu. Ahsoka, şüphelenmeyen kurbanları için görkemli bir saray yaptırdı. Kurbanlar, sarayın derinlerinde ölmenin en acı verici 5 yolunu uygulamak üzere tasarlanmış işkence odaları olduğunu öğrendiğinde artık çok geç oluyordu. Orası Ahsoka'nın cehennemi olarak bilinir oldu. Fakat Ahsoka'nın en büyük gaddarlığı bu değildi. Şimdi de dedesinin başlattığı Hindistan fethini tamamlamak için yola çıktı. Güneydeki Kalinga ulusu böyle bir manyakla barış yapılamayacağını biliyordu. Ahsoka'nın ordusu şehri kuşatırken topraklarını mertçe savundular. Artık dayanamaz hale geldiklerinde Ahsoka öldürmek üzere birliklerini gönderdi.